geç kalmadım değil mi? Adam abi. Ozan. Ne olur geç kalmadığımı söyle. O aşağılık herifle evlenmedin değil mi? Hayır. Hayır Ozan, evlenmedim. Evlenmedim. Şükürler olsun. Ozan. Günaydın. Günaydın. Uyandırmadım değil mi? Uyandırdın Ozan. Sen beni çok kötü bir kabustan uyandırdın. Ki artık birlikte renkli rüyalar görmeye ne dersin? Ozan. Saat kaç olmuş? Buz okula geç kaldı. Tamam, o zaman ben alayım sizi götüreyim. Ya hem Yaşar yakalandı mı yakalanmadı mı da belli değil. Ya hem yalnız dolaşmanı istemiyorum Kumru. Yok olmaz. Sen gelene kadar biz çok geç kalmış oluruz. Hem Yaşar yakalanmıştır zaten. Sen beni merak etme. İyi peki tamam o zaman nasıl istersen. Araşırız ama sen yine de dikkat et kendine tamam. Bu seni benim yerime öp. Tamam. Öperim. Görüşürüz. Görüşürüz. Çıkacaksın, sabah oldu. Prenses tacım nerede benim? Ne o? Hani sen prensesleri sevmiyordun? Masallara inanmıyordun artık? Hı? Ne oldu? Artık inanıyorum çünkü sen o adamla evlenmedin. Ozan abi kurtardı seni. Hadi, hadi Buse okula geç kalacaksın. Çabuk, çabuk. Hadi. Ya da şöyle mi yapsak? Ben seni kahvaltı niyetine yesem mesela nasıl olur? Biraz da şuradan yiyeceğim galiba. Babaanneciğim kalkalım mı hadi? Benim bir yere kadar gitmem lazım. Nereye? Bir işim var Tuğçe. Sizi de eve bırakayım. Ay benim canım eve gitmek istemiyor. Sen işini gör gel. Bizi buradan al hadi. Tamam babaanneciğim nasıl istersen. Ozan polise mi haber versek? Ne için babaanne? Polis Kumru'yu bulur. Ay, taktı Kumru'ya. Tamam Tuğçe. Babaanneciğim ben senin için araştırırım merak etme. Hayır yani bir veda etmeden bile gitti. Hiç Kumru'ya göre bir şey değil. O bana söylemeden hiçbir şey yapmaz. Babaanneciğim afiyet olsun. Abi. Nereye gidiyorsun? Kumru'ya. Buraya mı getireceksin? Hayır Tuğçe. Tazminatı geri verecekmiş. Onu almaya gidiyorum. Geri mi verecekmiş? Ya canım ya. Bak ne kadar gururlu kız görüyorsun değil mi? Kumru bir numara abi. Keşke böyle annemleri ikna edebilsek de eve geri gelse ya. Hatta bence Meloş bile haklı olabilir. Yani böyle Kumru'yla sen. Hadi Tuğçe hadi. Sen babaanneme bak tamam. Ben de geç kalmam. Allah'ım
zaman ben ne yapacağım? Ah Allah'ım, ben ne yapacağım? Yaşar abi, o zengin bebesi kumruya geldi. Tamam abi, merak etme. İndiriyorum şimdi. Ozan. Kumru, burada mısın? Ne oldu? Niye ağlıyorsun? Bir ağlama, anlat bana. Ne oldu? Gel gir koluma. Ne oldu? Daha başlangıç. Bu evin hali ne böyle? Ne oldu burada? Ozan hırsız girmiş galiba. Ne? Hırsız girmiş. Ben uyuyakalmıştım. Uyandığımda ev bu haldeydi. Ya bir şey falan çalmış mı? Baktın mı etrafa? Baktım. Baktım, sana vereceğim tazminatı çalmışlar. Ozan. Ozan. Ozan, sen bana o zarfı verdiğin günden beri ben sana geri vermek istiyorum ama bir türlü veremedim. Bugün halledecektim. Ama işte hırsız girmiş. Ben gerçekten... Kumru, yeter. Daha fazla yorma kendini. Oyun oynamayı bırak. Ne oyunu ya? O parayı nelere harcadığını çok iyi biliyorum. Ozan. Ben parayı hiçbir yere harcamadım ki. Kumru, neden bunu yapıyorsun? Ha? O parayı sana ben getirdim. Hakkın dedim. Sen istemiyorum diye rol yaptın. Uzatma artık. Ozan, ne rol yapması? Sen ne diyorsun ya? Kumru, gözlerimle gördüm parayı harcadığını. Niye yalan söylüyorsun? Ozan, ne gördün? O günden sonra sana geldim. Aldıklarına bakarken seni gördüm. Etrafında elbiseler, kazaklar, alışveriş çantaları. Hepsini camdan izledim. Sen çok yanlış anlamışsın. Ben sen... Evet, evet. Ben her şeyi yanlış anlamışım. Ben seni çok yanlış anlamışım Kumru. Sen var ya... Tıpkı babamın anlattığı gibi biriymişsin, biliyor musun? Ne? O zaman baban ne dedi ki? Gözü yükseklerde dedi. Para avcısı, geldiği yeri küçümseyen, seni kullanmak isteyen biri dedi. Ama sana bir şey diyeyim mi? Ben bu kadarını beklemiyordum ya. Güzel prodüksiyon yani. Böyle parayı çaldılar, hırsızlar falan, güzel oyun. O zaman yeter! Artık yeter, gerçekten sus. Hani bana bunları da dedin ya. Ben daha fazla hakaretlerini duymak istemiyorum. Çık git bu evden. Ne oldu? Ha? Gerçekleri duymak zoruna mı gitti? Gerçekler öyle mi? Peki öyle olsun. Öyle olsun. Sen neye inanmak istiyorsan ona inan. Ama var ya, umurumda değil artık. Ben kendimi biliyorum ama sen
Sen bir gün çok pişman olacaksın. Ozan çık bu evden. Allah kahretsin ya! Bir bu eksik! İş tamam Yaşar abi. Şunu şöyle bir kabartayım. Ha fotoğraflar da güzel çık aşkım. Sağ olasın. Kamura. Cümleten selamın aleyküm. Umru, çok güzel olmuşsun. Sen daha yakışıklı olmuşsun canım oğlum benim. Maşallah. Eyvallah annem. Hadi be Ozan hadi. Ah evladım. Ya gündüz gündüz nikah kıymak uğursuzluk getirir derler. Akşamı bekleseydiniz. Ya şimdi hanım teyzeciğim biz nikah erken aldık ya. Anca bu saati verdiler. Hem saatin uğurlusu uğursuz mu olurmuş? Ey Allah'ım ya. Yaşar ve Kumru çifti ve yakınları girebilirsiniz. Hadi bakalım bismillah. Umru. Biz nikah şahidi meselesini ne yapacağız? Hayda. Benim şahidim Tuncay olacaktı da onun acil bir işi çıktı. Nasıl yapsak? Tamam. Seninki ben olayım madem de. Daha o zaman Kumru'nunki kim olacak? Ben? Kumru'nun şahidi ben olacağım. Ay Kumru bana hastalığımda sıkıntım onca gün şahitlik yaptı. Ben de ona bu güzel gününde şahitlik yapacağım. Hadi Ozan, hadi nerede kaldın?
artık. Cenk Bey'di değil mi? Evet, merhaba. Kusura bakmayın, sizi de biraz sık boğaz ettim ama gece uçağım var, ona yetişmem gerekiyor. Hiç sıkıntı değil. O zaman ben sizi oyalamayayım. Bir kaputu açalım mı? Tabii ki. Garantisi devam ediyor zaten. Bütün bakımları da yapıldı. Tertemiz sahiden. Hadi al şu arabayı be adam. Buraya yetişmem lazım. Herkes hazırsa nikaha geçelim. Hazırız Mehmet Bey, hepimiz hazırız. Hadi başlayalım. Melha teyzem. Ay Naz, Naz'ı gıcık tuttu. Şuradan, çantamdan suyumu ver çabuk. Ay, merasimden önce kriz tutacak gibi. Tabii Melha teyzeciğim, al. Kusura bakmayın, böyle... Arada gıcık tutuyor. Yaşlılık işte. Hadi devam edelim. Sayın Yaşar Akyıldız. Sayın Kumru Sağlam. Belediyemize yapmış olduğunuz evlenme başvurusu değerlendirildi. Ve bu hususta herhangi bir engel olmadığı görüldü. Şimdi de bu evlenme talebinizi benim ve şahitlerin huzurunda bir kez daha yinelemenizi rica ediyorum. Siz sayın... Melha teyzem. Kız bana bir şey oldu. Ay bu gıcık gibi de değil. Nefes alamıyorum. Aa, Melha teyzem iyi misin? Ya. Melha teyzem tamam. Derin derin nefesler al tamam mı? Doktor var mı? Doktor mu? Ambulans çağır. Patlam ambulans çağırdım. Ay kadın gidiyor kadın. Meloş'um istediğin bir müzik var mı? Oynak bir şeyler açayım mı şöyle, ne dersin? Yok istemem, böyle iyi. Ah Teoman Hilmi Bey, ah. Bir şey mi dedin babaanne? Bir şey demedim, sen beni mi dinliyorsun? Önüne bak. Kaldım böyle aşklar. Babaannemle dedeminki gibi aşklar. Kaldı mı sence? Bilmem. Ama kalmadıysa çok üzücü. Ne kadar şanslılar. Birini bu kadar sevmek. Bu kadar güzel sevilmek. Rüya gibi. Hayal gibi. Rüya da değil, hayal de değil. Bak tanık oluyoruz şu anda. Demek ki olabiliyor. Demek ki ne olursa olsun aşk doğuyor, yaşıyor ve ölmüyor. Herkesin başına gelmez ama. Bazılarının gelebilir ama. Canım nerede bu kuaför? Git bitmedi. Geldik babaannem, geldik, az kaldı. Melah teyze, sence bu nasıl? Ama ne bunlar böyle abuk subuk Allah aşkına? Neyse, ben bir içeri gireyim de sıra mıra var mı bir bakayım. Kumru, sen de kendine bir model seç, tamam mı? Tamam. Sen Ozan'ı bekle, hadi. Ya Kumru, bir mesele var ama nasıl desem bilmiyorum ya.
Ne oldu? Söyle. Ya babaannem senin saçlarını yaptıracak mı? Yaptıracak. Yaptırmaz. Neden? Çünkü dayanamam. Neye dayanamazsın? Daha güzel olmalı. Çünkü bu halinde bile çok güzel olduğun için... Yaptırırsan daha da güzel olursun. Dayanamam, kalbim durur. Sebebi mi olursun vallahi? Ben de bir şey var sandım. Var zaten. Tamam, sen istediğin gibi yaptır. Ben şimdi gidiyorum. İşiniz bittiğinde beni ararsınız, olur mu? Ozan, bir saniye. Ya ben bunu ne yapacağım? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.